biliyorsun selde bayağı etkilendik. Bayağı burada sıkıntılar yaşadık. Aslında çalışmalar istediğimiz gibi de gitmedi yani. Buraları açacağız, yapacağız, içeceğiz dediler. Bize cüzi bir rakam da verildi yani. 500-600 milyar gibi bir zararımız vardı. 25 lira gibi böyle komik bir rakam verildi. Ama yani yapacak bir şey yok. Sonuç itibariyle yani her şeyi devlette beklemiyoruz ama devlet de yapacağız dedikleri için, yapmadıkları için ona üzülüyoruz yani. Bir şey söz verildi mi yapılması gerekiyor. Bizi üzen nokta o. Yeraltı olsun, ondan sonra altyapılar sıkıntılı. Burada mesela göl oluyor burası. Aa, şu anda belediye, suçlu görünen belediye yani. Başka bunu yapacak tek şey var, o da belediye. Tek merci belediye yani. Belediyenin iyi çalışması lazım. Çalışma olarak iyi çalışıldı mı? Hayır. Kesinlikle hayır. Ama belediyenin daha iyi çalışması lazım. İyi çalışsa daha iyi olur. Ya bizim partimiz değişmez. CHP. Değişmiyor. Ya illaki yani bu selle alakalı mı bu işler? Yok, başka şeylerden de. Bilmiyorum. Parti olarak ben CHP'liyim. O yüzden de CHP'ye benim oyum. Belediye kötü de olsa CHP'ye. Hani ceketimizi alsak nasıl İzmir garanti ya. Çok kötü bilans ediyor. İzmir'de hakikaten bak ben 1974 yılında buraya geldim. İzmir hemen kısmi olarak aynı. Pek değişmiyor yani. Ha ama önce özgürlük, sonra yatırım gelsin. Buna rağmen gene CHP edeceğiz. Zaten o selin partiyle alakası yok. Doğal afet o sonuçta. Kordon, biz 20 senedir kordondayız. Kordon hali böyle yani. Denizle alakalı. Deniz taşı. İçeri su basıyor. Bir de kordondaki mekanlar çok düşük katlı olduğu için, logarlar da buradan geçtiği için deniz taşıyor. Partiyle alakası yok yani. Oyumuz CHP. Burada şey olduğu sürece eğer önlem alınsaydı bu sel felaketi olmayacaktı. Yani konak tarafında böyle bir şey olmadı. Çünkü deniz kıran olduğu için orada dalga kıran olduğu için şeyi önledi. Ama bizim burada bir sürü zarara yol açtı yani. 50-60 milyar zararımız var yani. Yani vallahi ben CHP'ye vereceğim yine. Yani İzmirliyiz, CHP'den vazgeçemiyoruz. Bu doğal afet olduğundan dolayı zaten yani bu partilik bir o şey değil. Yani biz öyle düşünüyoruz çünkü belliydi burada her şey yani. Doğal afetin olduğu belliydi yani. Her zaman yani o baskın olduğu zaman zaten o yağmurdan dolayı olmuyor yani. Kapaklardan dolayı değil de denizden akıntı olduğu zaman gerçekleşen bir şey bu yani. Sağ olsun yani CHP'de yanımızda oldu. Destekle çıktı bize. Biraz kısmı olsa da destek oldu yani. Oylarımız zaten CHP yani bizim. Hiç değişen bir şey yok yani. Ya şimdi her gelen kişi aynı şeyleri söylüyor. Kısır döngü gibi. Yani gelen adaylar hep aynı şeyleri söylüyor ama önemli olan icraatın olması. İcraat olmaktan sonra bir şey fayda etmiyor. Ben şahsen bu sene oy kullanmayacağım. Ama kullanan arkadaşlar olacak. Çünkü verilen sözler yerine getirilmiyor. Önemli olan bu. Yani buradaki esnaf, ya çoğu da öyle düşünüyordur zaten. Çünkü bu seçimde bence biraz CHP kan kaybedecek yani. Ben öyle düşünüyorum. Benim şahsi fikrim. Bazıları vermeyeceğim dese de gidip sandık başında iş değişebilir yani. Evet, herkes gibi bütün esnaf zarar gördü tabii ki yani. Hani verilen sözler de yerine getirilmedi diyebilirim yani şu anda. Yani esnafa verilmesi gereken destekler şu anda henüz yerine getirilmedi. Yani bunu bekliyor bütün esnaf. Verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. İnşallah yerine getirirler. Ben yıllardır kendimi bildim bir dedi DEM Partiliyim. Asla değiştirmedim. Bu sefer de aynı olacak, değişmeyecek. Yani hiçbir şekilde oyumu değiştirmeyi düşünmüyorum. Benim gönlüm CHP'den yana abi. Ya daha alternatif var mı? Yok. Benim gönlüm onunla yana, hep de onunla yana. Biz atadan, dededen hep öyle gördük, öyle gideriz. Değişen bir şey yok. İşte çok uzun yıllardır bir Adalet Kalkınma Partiliydim. Reise oy verdik. Çok verdik. Ama şimdi artık asla diyoruz. Gönlümüz şu an en etkili muhalif Cumhuriyet Halk Partisi'ni görüyorum. O sebeple de alternatif olarak mecburen ona vereceğim. Ve ailede bütün ailem CHP'li. Bir tek ben değildim. Artık biz de olduk. Ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yani ne deniyor ona? Üyesiyim.
Ya bayağı. Ailecek Cumhuriyet Halk Partili'yiz. Sel felaketinde gerek belediyemiz, gerekse devletimiz yani valilik olsun, gerekli bütün yardımları yaptılar. Yapabildiklerini yaptılar. Yaramıza melem oldu. Biz Tüzler'de memnunuz. Ama şimdiki başkanla ilgili ben bir şey demiyorum. Oyum Hamza Dağ. Yani Tüzler gerçekten de ikinci bir Ecevit diyebilirim yani. Evet. Öyle bir halk insanı. Sevdiğim bir insan. Hırsız bir insan değil. Ama şimdiki Karşıyaka'da geleni tanımıyorum. Öyle halk, buradaki esnaf zaten tanımıyor. Karşıyaka'da zaten 5-6 ay ödememiş işçinin parası var. Büyükşehir'e nasıl bakacağını da düşünüyorum. Onun için yani ben Hamza Dağ diyorum. Bak bir depli olarak Hadepliyim ama Hamza Dağ diyorum. Bak DEM Partiliyim ama Hamza Dağ vereceğim. Çünkü bir değişik gerekiyor İzmir'de. Gerçekten gerekiyor. Yolları görüyoruz. Felaket. Yani şu anda ablama bir şey söyleyeyim. CHP 45 lira İzmir'e ne vermiş hani onu söyleyeyim. Hiçbir şey vermediğini düşünüyorum. Ben 30 senedir bu sokaktayım, 32 sene. Ama CHP'nin Türkiye'ye bir faydası olmadığını biliyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde DEM Parti'ye oyumu kullanacağım. Ama belediye meclisinde oylarımı, doğrusunu istersen isimleri görmedim, şöyle bir tarayıp ondan sonra karar vermeyi düşünüyorum.